Nazlı, koş annene yardım et kızım. Hı? Yok kızım, sen ninine yardım et. Anne! Gülbahar! Anne! Gülbahar! Gülbahar! Anne! Gülbahar! Anne! Gülbahar! Anne! Annem başladı. Sakin ol kızım. Sakin anne, ol yavrum. Anne yardım et. Ne oluyor? Annemin oğlu. Yok bir şey kızım, yok bir şey. Koş babana haber ver, koş. Anne, ay, anne yardım et. Sakin ol, sakin ol yavrum, sakin ol. Köylük yerde bu işler pek kolay değil tabii. Şimdi okulu yaptırdık. Çocuklarımız artık karda kışta ilçeye gitmek zorunda değiller. Tabii birkaç eksiği var. Onlara da yavaş yavaş sıra gelecek tabii. İnşallah, inşallah. Yine iş başa düştü demektir. Kesin bu eksikleri bana yaptırır Kamuran. Tabii düşecek yani Memiş. Adam kendi hayrına yaptırmıyor ki, köyün yararına yaptırıyor. Keşke benim de elimde bir zanaatım olsaydı, ben de yardım edeydim. Baba! Ha? Ne oldu kızım? Dur, dur, bir sakin ol, nefes al. Anlat, ne oldu? Annem, annemin sancısı başladı baba. Yaşar, bir şey olursa haber ver. Yaşar'a haber ver. Sezeryen şart. Anne, yoksa ikisi de öldür. Tamam ya. Tamam kızım, geçecek. Hepsi geçecek. Sık dişini biraz. Hadi canım yavrum benim, hadi. Yardım. Tamam, hadi hadi. Hadi. Evet kalaycısını. Beyim, bu ay denkleştiremedim parayı. Karşılığında verebileceğim tek şey budur. Tamam. Ne yapalım öyle olsun. Alın şu hayvanı buradan. Sağ ol beyim. Gel bakalım Deli Halit. Beyim, 3 haftadır elimden ne gelirse yaptım. Ama olmadı. Denkleştiremedim parayı. Senin 18 yaşında bir oğlun vardı değil mi Halit? Doğrudur beyim. Ellerinden öper. Halit'in borcunun süresi nedir? Daha 14 ayı var beyim. Oğluna bir seneliğine el koydum Halit. Ama beyim, o benim elim ayağım. Uzatma. Oğlun bir sene benim yanımda çalışacak. Senin borcuna karşılık. Hem bak 2 aylık borcunu da almayacağım. Beyim yapma, etme. Yarın sabah burada olsun. Ha bak, senin de bir isteğin olursa çekinme söyle. Beyim. Tamam hadi. Hadi. Beyim. Beyim. Ne var beyim. Ne oldu? Dur dur. Dursana kardeşim, sıra bizde. Sırayı bozdum. Ne oldu Yaşar? Hayırdır? Bu telaşla anlat. Bizim Gülbahar hamile. Doğum yapıyor. Sezaryen olması lazım. İlçeye gitmesi gerekiyor beyim. Tamam tamam. Dert etme. Ne var bunda? Neyse gereği yaparız. Evet. Allah razı olsun sizden Kamuran Bey. Senden de Yaşar. Senden de. İnşallah mahcup olmam size de. En kısa zamanda geri öderim borcumu. Lafı mı olur Yaşar? Sağ olun. Her şey para demek değil. Sağ olun. Al. Bak yalnız gitmeden önce şunu bir imzalarsan sevinirim. Bağışlayın Kamuran Bey. Telaştan hiç aklıma gelmedi. Önemli değil. Bir de pulun üstüne. Tamam. Biliyorsun ayet var. Borç alıp verirken mutlaka yazın diyor. O yüzden yani. Aklına kötü bir şey gelmesin. Yani bunların senet olduğuna falan bakma. Çok sağ ol. Yahya! Arabayı hazırlayın. Yaşar'ın eşi Şehra Hastane'ye gidecek. Allah senden razı olsun beyim. Tamam tamam. Allah razı olsun. Sağ olun beyim. Sevgili hemşerilerim. Benim nacizane katkılarımla sağlık ocağımızı nihayet açıyoruz. Helal olsun vallahi. Helal olsun. Bak önce okul, helal olsun. Sonra sağlık olsun. Helal olsun. Adam parasını köy için saçıp savuruyor. Daha ne yapsın? Saçıp savurdu köylünün parası. Köylünün parası yeter mi Memiş bunu yapmaya? He? Sen de cahil cahil konuşuyorsun ya. Sen de fazla safsın Yaşar. Neden benim 2 yakam bir araya gelmedi bugüne kadar? Bak kalaycı Sinan'a. O da öyle.
Evet. Daha sayayım mı? Söyle. Sevgili hemşerilerim. Beni çocukluğumdan beri tanırsınız. Rahmetli babamı da tanırdınız. Babamı erken yaşta kaybettim. Sanki 10 yaşındaydı babasını kaybettiğinde. 40 yaşındaydı, 40. Duyan da yetim büyüdü sanır. Şşşt, tutsana Memiş. Yeterli bir sağlık ocağı olsaydı, belki de sevgili babam şu an hayatta olacaktı. Aranızda çok severdi babasını. O yüzden bu sağlık ocağına onun da adını koydum. Evet. Çok sağ ol. Helal olsun. Heh, sırf biz değil, torunlarımızın torunları bile unutmayacak Kamuran'ı. Memiş, Memiş. Dur bir dakika ya, adamın bilseydi konuşması ayıp oluyor. Asıl bize ayıp oluyor Yaşar ha. Bu ocağın sıvasını, şeysini, her şeysini biz yapmadık mı ha? Mobilyaları kim yaptı? Marangoz Ali. Daha sayayım mı ha? Harcını kim karıştırdı? Kim dizdi ha? Hepsini köylü. Aha, hepsi orada duruyor. Bilal, Mehmet. Köy yaptı. Ama niye onların adı yok tabelada? Çünkü bunları Kamuran'a borçları karşılığında yaptılar. E o zaman borçlanmasalardı Memiş. Bahtiyar da abi yaşına girmedi değil mi Yaşar? Yani Kamuran'dan borç alalı bir yıl olmadı yok. Değil mi? İnşallah halim benimkine benzemez. Bir dakika, bir dakika Memiş, bir dakika. Ne varmış benim halimde, ha? Kaç yıldır Kamuran'a borç ödüyorum ben biliyor musun? 4 yıldır Yaşar. Daha 8 yıl ödeyeceğim. Kamuran Bey sayesinde Gülbahar kurtuldu. Sonra sağlıklı bir oğlum oldu Allah'a şükür. Gerekirse 8 değil, 18 yıl öderim Memiş. Çekil yolundan. Dur, dur, dur. Allah'ım, sen beni utandırma ya Rabbim. Hoş geldiniz Kamuran Bey. Nasılsın Yaşar? Geçiyorduk da bir uğrayalım dedik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Kamuran Bey. Bugün takvime baktın mı Yaşar? Baktım Kamuran Bey. Bugün ayın kaçıymış Yaşar? Onu Kamuran Bey. Peki biz her ayın 5'inde ne yapıyoruz Yaşar? Hesaplaşıyoruz değil mi? Ama bu ay sende hiçbir hareket göremedim. Bak 5 gün geçti. Çok sıkışım Kamuran Bey. Biliyorsunuz. Evet. Bir yıldır hiç aksatmadım borcuma. Ama bu ay zorlandım biraz. Yapma be. Çok üzüldüm. İstersen bu konuda da yardım edebilirim sana Yaşar. Nasıl Kamuran Bey? Buğdayını bana satarsın. Ama beyim nasıl olacak ki bu? Yani benim size borcum varken size nasıl para alacağım? Sonra bu parayı ben borcum karşılığı yine size mi vereceğim? Pek anlayamadım, kusura bakmayın ya. Anlamayacak bir şey yok Yaşar. Bana her ay para ödeyeceğine senede bir defa mahsulün yarısını vereceksin. Olacak, bitecek. Yarısını mı? Tamam beyim. Borcun bitene kadar mahsulün yarısı senin. Borcunun bitmesi de aşağı yukarı 8 sene sürer bu durumda. 8 yıl mı? 8 yıl. Biraz uzun değil mi beyim 8 yıl? Faizleriyle birlikte o kadar Yaşar. Neyse, bu borç meselesini böylece kapatalım. Anlaştık mı? 8 yıl boyunca mahsulün yarısı benim. 8 yıl. Senindir beyim. Tamam. Hadi bakalım Kahya. Buyur beyim. Vay be. Geçti işte 7 sene. Son bir seneye girdik. Nihayet bitiyor be abi. Evet evet. Darısı benim başıma Yaşar. Hadi bakalım. Yasin. Yasin kardeşim. Kamuran Bey'e söyle. Azaldık ürünü bu yıl.
Önümüzdeki yıl telafi ederiz Allah izin verirse. Söylerim. Ama bu geçen ay da böyle oldu. Biz köyü terk ediyoruz Yasin. Beyine söyle. İneğimi alsın. Daha da fazlasını istemesin. Bitti elimde ne var ne yoksa. Kamuran Bey sana git demeden gitme. Sen hesabı nereden bileceksin ki? Bir baksın hele hesaplara. Nereye öyle hemen kaçar gibi? Allah Allah. İyisin inşallah Yasin. İyiyiz iyiyiz. Gülbahar nasıl? Üçüncü bebe yolda diye duydum. Allah izin verirse Yasin. Kamuran Bey! Bizim sana son taksitini getirdim. Neredesin? Borcumun son taksitini. Neredesin ha? Memiş. Dur sakin ol. Ne bağırıyorsun? Ver bana parayı ben gidip iletirim Kamuran Bey. Ben vereceğim. Nerede o? Memiş. Memiş. Gel gel. Hoş gelmişsin. Yukarı gel de hesabımızı görelim. Yasin. Sofrayı kurdur. Köylü saatlerdir tamam, burada büyük. Bekliyor. Aç göndermek tamam. Olmaz. Gelmemiş. Gel bakalım Memiş. Geç şöyle otur. Yok oturmayayım Kamuran Bey. Al şu parayı. Vaktim yok. Evde hep beraber bayram yapacağız. Hayırdır Memiş ne bayramı? Sana borcumuz bitti diye. Bitti de kurtulduk diye Kamuran Bey. Çok aceleci davranmayın isterseniz. Senelerdir bekliyorum yetmez mi ha? İnsanoğlu çok nankör Memiş. Kim yardım etti size onca zamandır? Sen şimdi neler söylüyorsun bana? Neyse neyse. Benden söylemesi. Siz bu bayramı erteleyin bana kalırsa. Ne demiş o? Borcum bitmedi daha. Hı? Bir senen daha var. İstersen hesapla. Bak hesap makinesi. Ayrıca senetlerin de burada. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Ne diyorsun ya sen? Ver senetleri. Ya sen. Ver senetleri. Yasin. Bıraktım ben. Yasin. Öldüreceğim. Bırak. Ne istiyorsun ha? Daha ne istiyorsun? Hiç mi Allah korkun yok senin? Daha ne istiyorsun ha? Bana mı kaldı benim Allah'tan korkumu sorgulamak? Almasaydın kardeşim. O kadar parayı borç almasaydın benden. Ha ne güzel be. Benim paralarımı kullan. Ödemeye gelince de bağır çağır. Allah korkusu olmayan sensin Memiş. Senetlerini vermiyorum. Bir sene daha ödeyeceksin. Ben buraya dönene kadar da burayı terk etmiş ol. Vicdanın yok mu senin ha? Yıllarca köpeklik etmekten usanmadın mı? Değer mi ha? Değer mi? Ne biliyorsun benim hakkımda? Yasin böyle mi doğdu zannediyorsun sen? 16 yaşındaydım. Babam borçları karşılığında sattı beni bu Kamuran Bey'in babasına. Evlenmedim. Çocuğum olmadı. Yaptığım işe karşılık bir kuruş para almadım. Hangi vicdandan söz ediyorsun sen Memiş? Bunların hepsini ödeyeceksin Kamuran. Bu dünyanın bir de ahireti var. Burada değil. Burada değilse orada ödeyeceksin. Nazlı kızım. Rahmetli deden bir şeye sinirlendiği vakit gelir gelincikle konuşurdu. İnsanmış gibi onu anlatırdı derdi. Ver bakayım şu kaşayı. Yok nene ben yaparım. Sen yorulma. Ben yaparım. Sen annene yardım et. Tamam. Nine, ne oldu nine? Ha. Nine, iyi misin? Kalbi. Anne. Kalbi. Anne. Anne koş. Nine'ye bir şey oluyor. Ana. Ana ne oldu? Nine, nineciğim. Ana. Nine ne oldu? Nineciğim, ana. Ne olur konuş. Bak. Koş babana haber tamam. Ver. Çabuk gelsin. Koş. Yeter. Yok. Yok ana. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Geçer şimdi. Geçer. Anacığım. Sen yorma kendini. Yaşar bir gelsin sonra çaresine bakalım. Nine. Gel anacığım. Yok bir şeyim benim doktor bey. Bu çocuklar telaşa verdi ortalığı. Şş, yataktan kalkmak, iş yapmak falan yok Hasibe teyze. Anlaştık mı? Olmaz öyle bir şey. Kim yapacak o kadar işi? Bak, boyun kadar torunlarım var. Onlar yaparlar bu işi. Hadi şimdi biraz uyumaya çalış. Yaşar, az konuşalım seninle. Ne dedin doktor bey? Ben aklımda tutamıyorum da. Anjiyo dedim Yaşar. Ha. Buralarda olmaz o. Ha. Ya ilçeye ya da şehre gitmeniz lazım. Sonra oradan çıkacak sonuca göre bypass da gerekebilir. Ha.
Sigortanız var değil mi? Yok. Çok mu pahalı bu şeyler ki doktor bey? Çok pahalı. Ne kadar pahalı mesela? Anjiyo 3000 YTL'yi bulabilir Yaşar. Büyük bir ihtimalle %95 bypass da diyebilirler. Ve o da 20-25 bini bulur. Oy oy oy, ne diyorsun doktor bey ya? Çok pahalı bunlar. Çok geçmiş olsun Yaşar. Elimden bir şey gelsin isterdim ama parayı bulmak dışında çare yok. Üzgünüm. Sağ olun doktor bey. Sıkma canını Yaşar. Ben ne güne duruyorum burada? Öbür borcu nasıl ödedin? Bunu da ödersin. Allah izin verirse Kamuran Bey, sağ olun. Yaşar. Sıkma canını. Her şeyin bir çaresi bulunur. Hadi Allah şifa versin. Sağ olun beyim. Yasin. Hani bizim taşlı tarla var ya. Var beyim. Orayı bu Yaşar'a versek. Bu çocuk pek azimli. Orayı adam eder o. Ama beyim, oraya su gitmez. Su gitmesi için onca taşı kaldırmak lazım. Yaşar harap olur onları taşıyıncaya kadar. Borcunu ödeyeceğim diye de harap olacak zaten. Biz de borcunun bir kısmını sileriz. Uzun vadede işimize yarar o tarla. Vay be. Çok iyi düşündüm değil mi bunu Yasin? Siz öyle diyorsanız beyim. Dur bakalım. Anasını bir götürüp getirsin de sonra bu konuyu Yaşar'a açarız. Kamuran'dan aldın parayı yine değil mi? Oğlum, evladım. Kaç yıl çocuklarının rızkını o adama verdin. Nasıl yaparsın aynı hatayı? Ne yapsaydım Yana? Hastaneye gitmen lazım. Gitmiyorum hastaneye filan. Git geri ver Kamuran'ın parasını. Anacığım, ne olur yorma kendini. Hadi kalk da hazırlan gidelim. Hadi bu benim oğlum aptal. Ya sen? Hiç mi düşünmüyorsun karnındaki çocuğu? Daha çok çalışırız ana. Daha çok çalışır öderiz Kamuran'ın parasını. Hadi üzme beni de kalk. Kalkamıyorsan Yaşar taşısın seni ha? Yok. Hiç akıl fikir yok bunlarda. Allah'ım ya Rabbim. De hadi gidiyoruz. Ah, gelincik sana emanet. Gözün ona arkada kalmasın bak. Yine. Dayan anam. Oğlum, yavrum. Senin kalbin çok temiz. Koca adam oldun, hala kötülük nereden gelir bilmiyorsun. İnsan karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Konuşur sonra, bak araba bekliyor. Ana! Haşuram dar. Ana! Başın sağ olsun. Allah sabır versin. Sağ olun Kamuran Bey. Şimdi zamanı değil ama bir şey konuşacaktım sizle. Tamam Yaşar. Acil bir şeyse arabada bekliyorum. Konuşalım. Tamam. Başın sağ olsun Nazlı. Sağ olun. Yaşar ne söyleyecek acaba Kamuran Bey? Ne aptalsın be Yasin. Yanımda geçirdiğin seneler sana hiçbir şey öğretmemiş. Parayı geri vermek isteyecek tabii. Hangi parayı? Annesi için aldığı parayı. Haklı tabii. Kadıncağız öldü gitti. Boşu boşuna niye borçlansın Yaşar? Allah Allah. Yasin. O çiftlik nasıl dönüyor? Her akşam kaç çeşit yemeği nasıl yiyorsun? Hiç düşündün mü? Düşündüm beyim. Ama şimdi durum farklı. Nesi farklı? Borç verdim. Ötekiler nasıl geri ödüyorlarsa Yaşar da öyle geri ödeyecek. Aynı banka gibi. Düşünsene şimdi. Yaşar bankadan kredi aldı. Annem öldü, o yüzden geri vermek istiyorum deseydi. Olmazdı tabii. Çok iyi düşündün be. Yaşar'ı da böyle söyleyeyim. Kamuran Bey. Anam rahmetli olduğuna göre bu paraya ihtiyacım kalmadı. Geri vermek istiyorum. Olmaz Yaşar.
Ticaret prensiplerime aykırım. Bunlardan bir kere taviz verirsen perişan olurum. Anla beni, olur mu? Ama Kamuran Bey, gerek kalmadı. Ben ne yapayım bu parayı? Ben onu düşündüm Yaşar. Seninle ortak iş yapacağız. Ha? Senin tarlaya 200 metre uzaklıkta bir tarla var. Taşlı tarla derler. Bildim. Oranın yarısını sana vereceğim. Ama tabii bu kadar etmez o tarla. Paranın yarısını alırım. Yarısıyla da iki at veririm sana. Tarladan kazandığıyla da diğer borçlarını ödersin. Olur mu? Ama o tarla su almaz ki beyim. Hem ata da ihtiyacım yok. İki değil üç at da olsa o tarla adam olmaz. Vallahi sen bilirsin Yaşar. Sen bana parayı çarçur etme diye bir yöntem bul dedim, ben de buldum. Ama parayı geri almam. Şimdi seçimini yap. Ya taşlı tarlayı alır iş sahibi olursun, ya da öyle kuru kuruya borç ödersin. Yaşarım. Sen kaç yıldır tarla sürersin? Hiç akıl kârı değil buraya su getirmek. Amma çok taş var baba. Baban o taşları temizleyecek birazdan Bahtiyar. Bir gelincik. Bir de ben yeteriz bu tarlaya. Siz otları yolun bakayım. Ananızı çok çalıştırmayın ha. Ya, ya, hadi git. Baba! Baba! Yaşar! Baba! Babacığım! Babacığım! Baba! Yaşar! Baba! Yaşar! Baba! Baba! Babacığım! Baba! Baba! Yaşar! Yaşar! Babacığım iyi misin? Yaşar! Babacığım! Baba! Babacığım! Baba ne olursa! Yaşar! Babacığım! Baba! Baba iyi misin? Tut şunu. Ver beyim. Hasta ziyaretine gelenlere ikram edecek bir acı kahveniz yok mu Gülbahar bacı? Hoş geldin Kamuran Bey. Hoş geldin ama. Pek hoş görmedik Kamuran Bey. Şimdi oturmadan çıkıp gitsen iyi olur. Senin ne paranın ne de tarlanın hayrını görmedim. Yüzünün de pek hayrını göreceğimi sanmıyorum. Çık git şimdi. Hadi Yasin. Yaşar. İnşallah bu yaptığından pişman olmazsın. Allah. Beni küçük düşürmek neymiş göreceksin Yaşar. Beni evden kovmak neymiş göreceksin Yaşar. Bunu sana öğreteceğim. Cemil, bak buraya. Kahven çok güzel olmuş. Afiyet olsun beyim. Herkese benden bir kahve ver. Sağ ol beyim, kesene bereket. Allah ziyade etsin beyim, sağ ol. Kesene bereket beyim. Kahya. Yaşar. Ne o, yüzümüze bakmak yok mu artık? Fark etmedim beyim. Çok yorgunum da, kusura kalma. Yorgunsun. Tabii, tabii yorgun olacaksın. O kadar tarlayı kendi başına sürmeye çalışırsan yorulursun tabii. Bak, sen beni evinden kovuyorsun ama... Ben büyük adamım, yine de sana iyilik yapıyorum. Gel. Hey benim oğlum hey. Al, bu senin. Sağ ol Kamuran Bey, benim atım var. Bulduk bir yerden. Ne yani? Şimdi o sütçü beygiri için
Koskoca Kamuran Bey'in hediye ettiği bu atı almayacak mısın? Yok beyim, öyle değil. Atım var benim, aldım. Sağ ol. Ha, demek öyle ha? Ama o atın çıngırağı yok. Yahya! Bu da bizden sana hediye olsun. Ama dur bakayım, dön. Bu sana daha çok yakışacak galiba. Babama bak, adı oldu. Senin baban. Eşek oğlum, at değil. Yaşar. 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 Baba. Yaşar. Yaşar. Yaşar! 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 Neden bırakıp gittin beni Yaşar? Yaşar! Ağlama yavrucuğum. Ya Memiş amca, babam ne zaman gelecek? Biliyorsan ne olur söyle Memiş amca. Oğlum dur bakalım. Daha gitti, kaç ay oldu ki şunun şurasında? Ama baksana Memiş amca, annemin doğum yapacağını bilmiyor muydu sanki babam? Niye gelmiyor? Yoksa bir şey biliyorsun da söylemiyor mu bize? Yok oğlum, inan ki bilmiyorum. Bilsem sana niye söylemeyeyim? Anam ağam, ne oldu işte? Maşallah, maşallah. Allah bahtını açık etsin oğlumu. Erkek mi? Erkek. Yavrum, oğlum. Adı Yaşar olsun o zaman. Ama bahtı onunkine benzemesin Allah'ım. Oğlum. Sucukları koydun mu? Koydum beyim. Süzme yoğurt? Yoğurt da tamam beyim. Tereyağı, mireyağı hepsi tamam. Ben nasılım peki? Şahanesin beyim. Maşallah. Altın? Altın mı? Doğum tebrine gitmeyecek miyiz Kahya? Altın takılmaz mı? Takılır ağam. Doğru. Ben hemen getiriyorum içeriden. Nasıl bir şey olsun ağam? Reşat'tan getir. Koskoca Kamuran Bey, ne takacak başka? Ah Yaşar'ım ah. Bıraktın gittin beni bu zavallı çocuklarla. Biz ne yaparız, ne ederiz hiç düşünmedim. Dur Gülbahar, böyle konuşma. Evladı veren Allah rızkını da verir. Hem Yaşar da kafasını esip öyle kendi keyfinden bırakıp gitmiş değil ya. Hep o Kamuran'ın yüzünden. Delirtene kadar uğraştı adamı. Sus bakayım. Bizim derdimiz bize yetiyor. Git odun getir. Memiş de nasıl yiyor kendine bir yardımım dokunmuyor diye ama... Onun tezgahı da ancak karnımızı doyuruyor. Kazandığı Kamuran Ağa'nın borcunun faizine bile yetişmiyor. Selamın aleyküm. Merhaba Nazlı, nasılsın? Kahya, ver sepeti. Bunlar Kamuran Bey'in hediyesi. Bu sabah hayırlı bir haber aldık da
De tebrik edelim dedik. Sağ olun beyim. Lafı mı olur Nazlım? Yani lafı mı olur Nazlıcığım? Ne gerek vardı bu kadar şeye beyim? Daha bitmedim. Yaşar'ın gidişinden sonra artık hepiniz benim korumamdasınız. Ailem gibi yani. Bebeğin annesi içeride dinleniyor herhalde. O zaman ben de onun yerine bu altını sana takayım. Gel bakalım. İnşallah günün birinde sana... Yani sen bunların daha iyilerine layıksın ama şimdilik bununla idare... Kamuran Bey, dur. Sağ olasın gelmişsin buraya kadar ama... Hediyelere gerek yok. Yani eğer bana borcunuz var diye böyle diyorsan meraklanma. Borcunuz borç. Elbet bir gün ödeyeceksiniz. Fakat onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. Ayrı filan değil. Senin hediyelerini istemiyoruz. Hak ettiğimizden fazlasında gözümüz yok bizim. Size altın takan da kabahat. Eşek hoşaftan ne anlar? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Memiş. Bana bir mektup gelecekti ama... Hayırdır Memiş? Senin ne işin olur mektupla falan? Ama bir bakalım. Vallahi bir mektubum var Memiş. Hem de kalınca bir şey. İçinde para olmasın yoksa? Yok canım ne parası? Kim kaybetmiş parayı da biz bulalım. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Memiş ne haber? Tamam Memiş benim korkma Kamuran abi. Yasin işlerim var sonra. Ya Memiş dur Memiş. Sizin halinize ben sizden çok üzülüyorum. Vallahi bak. Ama şu borçları zamanında ödeyeyim bari. Şu faizleri vermekten kurtulun olur mu? Akıl veren çok ama Yasin para veren yok. Selamun aleyküm. Rahatsız olma yenge. Nasılsınız bir bakayım dedim. Nasıl olalım işte. Mücadele. Bahtiyar'ın bile odun mu kırsın, okula mı gitsin şaşırdı kaldı çocuk. Bir yandan Kamuran Bey denilen o adam. Borcu bitmedi. Hadi borcu bitse faizi dağlar gibi. Öbür yandan çocuklar yemek ister. Şaşırdım kaldım. Al bunu yenge. Senin bu. Neymiş ki bu? Para yenge. Attıydım bir kenara. Şimdi siz çok sıkışıksınız. Gerçi çok bir şey değil ama. Dünyada olmaz Memiş. Ne yaptın sen? Kendi rızkından kesip bize mi vereceksin? Öyle değil yenge. Vallahi değil. Zeynep'le ben iki kişiyiz. Nasıl olsa doyarız. Sizin daha çok ihtiyacınız var. Hatta her ay ben böyle ufak tefek bir şeyler yaparım size. Ah Yaşar'ım. Bizi böyle bırakıp nasıl gittin? Nereye gitti ana baba? Gelecek dedin ya. Ne diye ağlarsın? Bahtiyar'ımın da yazık. Olan bitenden haberi yok. Hala zannediyor ki... babası çalışmaya gitti. Neyse yenge. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Gönlünü ferah tut. Anne, akşam yemeği için bulgur mu kaynatalım? Bıkmadınız mı her gün bulgur yemekten? Bıktık ama ne yapacaksın? Yok kızım yok. Bak, Memiş amcanızdan Allah razı olsun. Para getirdi bize. Sahiden mi? Ya, bugün şöyle güzel bir yemek yiyelim Allah'ın izniyle. Maşallah, maşallah. Maşallah. Merhaba. Bakıyorum hazırlamışsınız benim senedin vadesini. Sana bir şey hazırlamadık. Bizim o para. Git. Hay Allah. Kimse bir şey öğretmiyor mu bu çocuğa? O annenin elindeki para benim olduğu gibi. Aha. Bu ev de benim. Babanızın borçlarına karşı bana ipotekli burası.
Annen söylemedi mi Nazlı? Uzun ettin Kamuran Bey. Al paranı da de hadi git. Küçük Yaşar da bayağı büyümüştür artık. Kaç aylık oldu? Sen de mi bilmiyorsun Nazlı? Nasıl ablasın ama sen? Yarın öbür gün anne olacaksın. Şimdiden öğren bu işleri. Neyse, ben gideyim artık. Daha dolaşacak bir sürü yer var. Bu arada sormayı unuttum. Bir eksiğiniz var mı? Varsa çekinmeden söyleyeyim, darılırım bak. Tamam. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa Nazlı uğrasın bana. Ne gerekiyorsa verelim. Hadi bakalım, kalın sağlıcakla. Gene mi bulgur ya? Şiş, sus bakayım. Ama bıktım her gün aynı şeyleri yemekten. Tavuk keselim. Sersemleşme. Kesecek tavuk mu kaldı? İsteyelim demiş amcalardan. Bıktım ben bulgurdan. Oğlum, güzel bahtiyarım. Memiş amcan daha bugün para getirdi ya. O zaman niye verdin parayı Kamuran'a? Niye hala bu yemeği yiyoruz? Nimete saygısızlık etme bahtiyarım. Hadi şükret Allah'ına da yemeğini ye. Bunu bulamayanlar da var oğlum. Hep aynı şeyi söylüyorsun ya. Kimmiş bunu bulamayan? Bulguru da bulamayan mı olur? Bulamıyorlarsa gelsinler biz verelim. Bıktım çünkü bu bulgurdan ben. Sus bakayım. İyi doyduk be. Kahya! Bu kalanları köyden ihtiyacı olanlara dağıt. Bilhassa senedin vadesi yakın olanlara. Kimse istemiyor beyim. Ne? Artık kimse bizden bir şey almak istemiyor. Niyeymiş o? Bilmiyorum beyim. Millet kendi almadığı gibi alana da kötü gözle bakıyor. Onlar yüzünden diğerleri de bir şey istemiyor. Sizin malınızı yiyen iflah olmuyormuş, öyle diyorlar. Çok biliyor onlar. Nesi varmış benim malımın? Nankörler. O zaman her şeyi bir çuvala doldur. Götür ibreti alem için köyün orta yerine dök. Aman beyim, ne gerek var, günah. Hadi be. Bunlara günah münah olmaz. Nankörlere günah olmaz. Ne diyorsam onu yap. Anne. Bahtiyar çok da haksız değil. Ne? Yani... O Kamuran herifine borcumuzu ödeyeceğiz diye rızkımızdan gidiyor. Borç sanki verdikçe daha da artıyor. Yıllardır sonu gelmedi. Babam bile o herif yüzünden delirdi gitti. Senin bu bebeği doyurman lazım. Sütün 3 ayda kesildi. Neden? Açlıktan. Hep yokluktan. Boyuna düşünüp durmaktan. Hem çok bir şey istemiyoruz ki biz. Sadece hakkını alsın. Üstünü bıraksın bize Kamuran. Hadi onunki günah. Ama kendimizi bu kadar ezdirmemiz de günah değil mi? Doğru diyorsun kızım. Doğru diyorsun. Bu böyle gitmeyecek. Ne yapıyorsun sen anne? Gidip o namussuzdan hakkımızı alacağım. Dur anne. Ben onu demedim. Sen kendi kadın başına ne yapacaksın? Sizi ben doğurmadım mı? Bu yaşınıza kadar ben getirmedim mi? Yıllarca tarlada ayrı, evde ayrı çalışmadım mı? Onları yaparken de kadın değil miydim ben? Anne! Anne! Anne ne yapıyorsun? Anne! Anne dur! Anne gitme! Memiş amca! Memiş amca yetiş! Ne oluyor be? Hakkımı almaya geldim. Artık sana faiz maiz yok.
Paramızı hemen geri ver. Ha? Hoş geldin Gülbahar kadın. Ne istiyorsun? Ne istediğimi duydun. Hakkımı almaya geldim buraya. Senin ne hakkın geçti ki bana? Neyi istiyorsun? Yıllarca bizden yediğin faizler. Onları istiyorum. Ama onlar faiz değil ki Gülbahar. Benim ticari hakkım. Bak, kocam bunu bilerek imzaladı senetleri. Allah kahretsin o senetleri. Öyle deme Gülbahar kadın. O senetler benim ekmek teknem. Dur bakalım Gülbahar. Bu yaptığın hırsızlık. Hayır değil. Bu aldığım 3 kuruşluk şeye karşılık atı bırakıyorum sana. Bahçede bağlı. Artık satar mısın? Ne yaparsan yap. Dur dedim. Benim gibi sakin bir kadını ne hale getirdin? Şu yaptığını rüyamda görsem hayra yormazdım. Ama çocuklarım evde aç. Şimdi düş yakamdan. Hıncımı senden çıkartmayayım Kamuran Bey. Çekil! Dur dedim sana! Dur dedim sana! Dur! Dur! Dur Gülbahar! Yani Gülbahar, başka bir ihtiyacın var mı? Git onları da al. Anne! Efendim oğlum? Anne, kızacağını biliyorum ama biz yine bulgur yemeye başladık. Acaba yine Kamuran Bey'e mi gitsen? Sus bakayım. Kamuran bize verdiğini bedava mı veriyor? Bir atımız vardı. Artık o da yok. Bulduğuna şükret ve yemeğini ye. Senedin tarihinden 2 gün geciktiniz Gülbahar kadın. 6 aydır ödüyoruz ya. İlk defa geciktirdik. Ödüyordunuz ama hep eksik. Ya yarısı ya 1/3. Borcunuz iyice birikti. Tamam. Tamam şimdi paramız yok. Olunca vereceğiz. Artık benim de bekleyecek durumum yok. Size 2 gün mühlet. Ya borcunuzu kapatın ya da evi terk edin. Bunun uygun başka bir yolu yok mu Kamuran Bey? Başka bir yol. Buluruz da bir başka bir yol. Sen yeter ki iyice düşün. Ne diyorsun sen? Terbiyesiz adam. Benim ne dediğimi Nazlı anladı. İyice düşün, sen de anlayacaksın. 2 gün. Nazlı, ağlama yavrum. Memiş amcam belki bu ay da para getirir. Bir ay daha kurtuluruz bu Nemrut'tan. Ağlama sen kızım, ağlama yavrum. Selamun aleyküm Süleyman. Aleyküm selam. Zarfın geldi yine. Bu zarflar her geçen gün kalınlaşıyor Memiş. Kim gönderiyor sana bu kadar parayı? Ne parası? Bunlar senet. Kim para gönderecek bize? Hadi hayırlı günler. Güle güle. Memiş, gel bakalım, gel. Son 6 aylık ödemelerin çok iyi Memiş. Hep fazla fazla vermişsin. Ömründe böyle çalışmadın herhalde. Nereden buldun bu kadar parayı? Maşallah. Bak, gördün mü? Çalışınca oluyormuş demek ki. Al bunu da. Ne kadar kaldı? Bitmiş. Ne? Bitmiş mi? Gerçekten mi? Bir dakika. 2 milyar 200 milyon daha ödeyince bitiyor. Burada ne kadar var? Tamam. 2 milyar 300 var burada ama 100 milyon geçen aydan sarkmıştı. Yani?
Yani artık bana borcun yok. Hayırlı olsun. Allah'ım. Allah'ım kurtuldum. Bir dakika Memiş. Yalnız Gülbahar bacıya söyle. Onunkiler her geçen gün artıyor. 2 gün sonra evini elinden alırım. Haberi olsun. Tamam beyim. Söylerim. Ne olacak anne? Gerçekten de alacak mı bu adam evimizi? Hiçbir şey yapamaz. Merak etme sen. Keşke elimizden bir şey gelse. Memiş de gelmedi bu ay. Ne yapsak? Selamünaleyküm. Para tamam mı? Para falan yok. O zaman şöyle buyurun da bir imza atın. Ne imzasıymış bu? Evi tam olarak üzerime alıyorum. Borcunuza karşılık. Avukat bey her şeyi biliyor. Haciz memurları da yolda. Ama ne yaparız ki Amuran Bey? Açıkta mı kalalım? Aslında yapılacak bir şey var. Ve sen bunu gayet iyi biliyorsun Nazlı. Hayır. Kızımı vermem sana. Vermem. O zaman şuraya bir imza at, evini ver. Şurası. Neresi? Burası efendim. Anne dur, verme evimizi anne, verme. Nazlı, kızım, ne olur gel vazgeç bu işten. Bizim için kendini feda etme. Varma o adama. Anneciğim, üzülme ne olur. Ben kararımı verdim. Hem belli mi olur Gülbahar? Belki güzel bir evlilik olacak. Belki Kamran o kadar kötü bir adam değil. Ya Memiş amca, babam niye gelmiyor ya? Ona niye haber vermediniz? Oğlum çok işi var onun. Ama haberi olsa mutlaka gelirdi. Ablamı o Kamran Bey beyinsizine dünyada vermezdi değil mi? Nazlı. Nazlı. Yaşar. Yaşar. Baba. Baba. Oğlum. Bahtiyarım. Yaşar. Yaşar'ım. Sen neredeydin? Nazlı. Kızım. Ne oluyor? Baba, evleniyorum ben. Kiminle? Kamuran Bey'le. Kamuran Bey'le mi? Ha? Neden? Niye? Ben hiç istemedim Yaşar'ım. Gerçekten. Ama baba, sen gittikten sonra borcumuzu ödeyemedik. O da ya benimle evlenirsin ya da evinizi elinizden alırım dedi. Borcunuzu ödeyemediniz mi? Ama neden? Ben Memiş'e çok para göndermiştim. Çok çalıştım şehirde. İşlerim iyi gitti. Memiş'e çok para gönderdim ben. Memiş! Ne yaptın? Yaşar, ben birazını kendi borçlarım için kullandım. Ama kısa sürede ödeyecektim sizinkileri de. Ne yaptın Memiş? Niye yedin ailemin rızkını? Hesabı yapmıştım ben. Borcumuz bu ay bitiyordu. Çok para gönderdim ben Memiş'e. Allah bana çok verdi, ben de çok gönderdim. Bu parayla da yeni bir hayat kuracaktık. Olsun Yaşar'ım. Yine gidelim buradan. Başka yerde kurarız hayatımızı yeniden. Olmaz. Böyle olmaz. Bu kadarı fazla. Artık Kamuran'dan hesap sormanın vakti geldi. Yaşar. Nereden çıktı bu silah? Kimin bu? O benim silahım Gülbahar. Artık hiç kullanmayacaktım ama demek bir kere daha kullanmak gerekiyormuş. Baba! Yaşar! Yaşar! Thank you.
Bir dakikanız olur. Anlamazsın Kahya. Ne dedim ben sana? Bugün işe güce değil, bir dakika, bir saniye bile ayırmayacağım. Ama Kamuran Bey, çok önemli. Bugün düğünden daha önemli bir şey yok. Sen bana gelinden haber ver. Hazır mı her şey? Ne zaman gidip alıyoruz? Ben de tam bu konuyla ilgili. Tamam. Söyle işte Kahya. Yaşar Bey'im. Ne Yaşar'ı? Ne olmuş Yaşar'a? Dönmüş beyim. Yaşar köye geri dönmüş. Ne diyorsun sen Kahya? Ne duruyorsunuz? İşinize baksanıza. Hadi çal. Hadi çal, çalın. Çal. Çalsanıza. İyi ya. Kızının düğününe yetişti. Hoş geldi, safa geldi. Hoş bulduk. Yasin, Yaşar Bey'i odaya buyur edin. Gerek yok. Bende bir emanetim var. Onu verip gideceğim. Sana olan borcum Kamuran Bey. Söyle kalabalığa dağılsınlar. Düğün iptal oldu. Dağılın. Hiçbir şey iptal olmadı Yaşar Efendi. Bu paraları vermekle borcun biter mi sanıyorsun? Yasin, Yaşar'ın senetlerini getir. Daha bunlar gibi birkaç yüz tane daha getirmen gerek borcunun bitmesi için. Yasin, git senetleri getir dedim. Allah'ım bağışla beni. Ne oluyor? Beyim. 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 Ne yaptın Yaşar? Ben yapmadım. Tete dokunmadım bile. Ben değilim Kamuran'ı öldüren. Kim yaptı? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben öldürdüm Kamuran'ı.